Efendim, her konuşmama devletin nasıl yönetileceğinden, devletin nasıl yönetilmesi gerektiğinden söz ederim. Devletin kurumlarından söz ederim. Merkez Bankası gibi, Türkiye İstatistik Kurumu gibi, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu gibi, Kamu İhale Kurumu gibi ve bu kurumların başına yetkin kişilerin, liyakatli kişilerin getirilmesini isterim. Bu kurumlara sıcak siyasetin müdahale etmesini istemeyiz. Çünkü bu kurumların görevini belirleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla belirlemiş. Herkes bu görevini yerine getirecek. Ama TÜİK'e, yani Türkiye İstatistik Kurumu'na müdahale ediyorlar. Enflasyonu düşük göster diye. Enflasyonu düşük göstermek ne demektir? İşçiye düşük maaş vereceğim. Emekliye düşük maaş vereceğim. Dul ve yetime düşük maaş vereceğim. Efendim, memura düşük maaş vereceğim. Düşük maaş vermek için baskı kuruyorlar. Namuslu olanlar, düzgün olanlar, ahlaklı olanlar bıraktılar işi. Biz bu vebale ortak olmayız dediler. Şimdi bunu yapıyorlar. Değerli arkadaşlarım, kişinin hakkını elinden alırsanız, yasalarla kendisine verilen görevi bir yönetici yerine getirmezse suç işlemiş olur. Memurun hakkını niye vermiyorsunuz? İşçinin hakkını niye vermiyorsunuz? Emeklinin hakkını niye vermiyorsunuz? Dul ve yetimin hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki? Enflasyonu yapan sensin. Enflasyonu büyüten sensin. Gerekçe arayan sensin. Hiçbir günahı olmayan memurun, işçinin, emeklinin, dul yetimin hakkını nasıl ellerinden alırım? Onlara nasıl daha düşük aylık veririm diye oturup TÜİK'e müdahale ediyorsun. Buna karşıyız. Bunu da düzelteceğiz. Dolayısıyla işçilere de sesleniyorum. Emeklilere de sesleniyorum. Dul ve yetimlere de sesleniyorum. Memurlara da sesleniyorum. Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Yanımızda duracaksınız. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Hakkınızı teslim edeceğiz. Hukukunuzu teslim edeceğiz. Efendim, enflasyon içinde bir sürü gerekçe buldular. Daha sonra uyduruyorlar her seferinde. İşte bütün dünyada enflasyon var. Bütün dünyada şöyle var. Krizler var, şunlar var, bunlar var. Ne hikmetse bu arada CHP enflasyonu yarattı demiyorlar. Bir şey oldu herhalde. Çünkü artık onun da bunun tutmadığını gayet iyi biliyorlar. Bakın, özellikle vatandaşlarıma, bizi televizyonları başında dinleyen vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ukrayna ile Rusya savaş halinde. Savaş halinde olan iki ülkedeki enflasyon rakamlarını vereceğim. Ukrayna'da %16.4, Rusya'da %17.8. Savaş halindeki bir ülkede, iki ülkede enflasyon 16.4 ve 17.8. TÜİK'in bütün baskılardan sonra kamuoyuna açıkladığı enflasyon ise %73.50. ENAG'ın, yani enflasyonu araştırma grubunun yaptığı araştırmaya göre ise gerçek tüketici enflasyonu %160.76. Bunu zaten vatandaş görüyor, alışverişi yaparken görüyor. Üretici enflasyonu, gene TÜİK'in açıkladığı üretici enflasyonu ise %178 değerli arkadaşlarım. %132.16 değerli arkadaşlarım. Bunun da bilinmesini isterim. Enflasyonla mücadele konusunda Hazine ve Maliye Bakanı ilginç bir şey söyledi. Enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmüyoruz diyor. Kim çözecek peki enflasyonla mücadeleyi? Devlet çözmeyecekse. Devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Devletin nasıl oluştuğunu bilmiyorlar. Enflasyonla mücadelede, fiyat istikrarını sağlamada hangi kurumun yetkili olduğunu da bilmiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu yetkiyi hangi kuruma verdiğini de bilmiyorlar. Bu kadar bilgisiz insanların yönettiği bir ülke maalesef bu durumda. Fiyat istikrarından sorumlu kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi yetki vermiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ama bu yetki ellerinden alınmış durumda. Bunu sağlayamıyorlar değerli arkadaşlarım. Bu arada yaşanan ekonomik buhran dolayısıyla da öyle bir noktaya geldiler ki şimdi sıra vatandaşı suçlamaya geldi. Erdoğan söylüyor. Sarayda oturan zat söylüyor.
Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarları var. Yani vatandaşlar dolar bazında doları tasarruf olarak tutuyorlar. Bu da onların suçu, bizim suçumuz değil. Devlet nasıl yönetiliyor değerli arkadaşlar? Bir devlet böyle yönetilemez. Devleti bu kadar bilgisiz, irfansız yönetemezsiniz. Yönetirseniz bu noktaya gelir Türkiye. Acaba Erdoğan hiç düşünüyor mu? Ya arkadaşlar, bu vatandaşlar neden tasarruflarını döviz olarak tutuyorlar? Senin yarattığın tablo dolayısıyla tasarrufumu koruyayım diye. Ve sen hiç kendine sordun mu? Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından neden dolarla borçlandın? Sen borçlanıyorsun, dolarla borçlanıyorsun. Ve sen Türkiye'deki ihalelere dolar bazında, avro bazında garantiyi nasıl verdin? Kendisini suçlayacağına vatandaşını suçluyor. Neden doları tutuyorsun bankada diye. Yani?